Evet arkadaşlar, Manisa'dan herkese bir kez daha merhaba. Arkadaşlar, sizlerden gelen bazı sorular oluyor. Bizde çıkan mutasyonlarda da böyle birbirine yakın, burada gördükleriniz gibi mutasyonlar çıkıyor. Bunları alırken, satarken doğrularını bilerek doğru şekilde alıp satmak daha iyi olur arkadaşlar. Şimdi ben burada 3 tane birbiriyle karıştırılabilen mutasyonları sizlere anlatmaya çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. Bu mutasyonların doğrusunu derneğin yani Türkiye TKKF'nin hazırladığı kitaptan da bulabilirsiniz. Orada mutasyonların nasıl tanınacağını, hangi renklerde, hangi çeşit kanat, kuyruk, işte yanak yaması, göz rengi nasıl olacağını orada tek tek anlatıyor. Ben burada biraz görsel destekle anlatacağım arkadaşlar. Şimdi en çok birbiriyle karıştırılan, ayırt etmesi kimine göre kolay, kimine göre zor ama bazen de görüyorum yani usta olarak YouTube'da video çekiliyor fakat mutasyonlar yanlış tanıtılıyor. Umarım anlaşılır ve düzgün bir video olur. Herkes de bundan sonra bu mutasyonları hem tanır hem birbirinden farklarını ayırt etmiş olur. Şimdi arkadaşlar burada bir tane yeşil kuşumuzu görüyorsunuz yukarıda. Bu çekinik alaca tabir ettiğimiz kuş. Şimdi bu kuş çekinik alaca olduğu için bakın sırt desenlerini kendisi de gösteriyor. Evet. Oldukça az desen var kuşumuzun üzerinde. Yani zemin rengi beyaz soydan gelirse işte beyaz olur. Sarı soydan geliyorsa sarı olur. Kuyruğunun hemen üzerinde yeşil renginin ne olduğunu görebilirsiniz. Gövdesine yeşil oldukça böyle az da dağılabilir, biraz daha fazla da dağılabilir. Ama kafa bölgesine, kuyruk üstüne ve ayaklarına yani buradan göğsünden ayaklarına doğru azalır. Şimdi o mutasyonu mesela yanındaki arkadaşlar bakın baskın parçalı gri olan kuşumuz. Baskın alacalı kuşlarımız ise bakın ensesinde muska tabir ettiğimiz bir beyaz leke var. Şimdi o leke ve kanatlarına bakacaksınız ve göğsüne bakacaksınız arkadaşlar. Şimdi göğsünde şu an kuşumuz göstermiyor ama yukarı çıkarsa inşallah onu da size gösteririz. Bakın kanat deseni kanatlarını tam örtmez. Kanatlarından bir miktar beyazlık olur. Kanat uçları da işte rengine göre yine eğer sarı kökenden gelseydi kanadı ve kuyruğu sarı olacaktı. Beyazdan geldiği için de beyaz oluyor. Şimdi o baskın parçalı veya alacalı tabir ettiğimiz kuş. Adı üzerinde baskın arkadaşlar eşleme yaptığınızda o soydan normalle eşlediğinizde o soydan gelir. Şimdi buradaki bu yavrumuz da mavi yavrumuz da kahverengi kanatlı olan da arkadaşlar clear flight. Yani Türkçesini kanat parçalı diyebiliriz. Veya kanat alacası. Şimdi bunun farkı da arkadaşlar diğerlerinden farkı. Bakın bunun göğsünde bir çizgi yok. Baskın parçalı şu an göğsüne bakarsanız onun ideali göğsünü yataylamasına ikiye kesmesidir. Yani yarışmaya girecek olan kuşlarda yatayına kesmesi puanını arttırır. Bu şekilde de bir hata verilmez ama yani üstünde bir gri, altında bir gri ve arada bir beyaz kesme çizgisi olursa tam mutasyonun özelliği olur ve sırt kanatlarındaki bakın beyazlık kanat desenlerine bir miktar girmiştir. Oysa clear flight'a geldiğimizde kanat desenlerine bakalım arkadaşlar. Yani mavi kuşumuza bakacağız. Bakın aynı bir normal gibidir kanat desenleri. Göğsünde kesme yoktur. Yatay kesme, düşey kesme hiçbir lekelenme yoktur. Kanatlarına dikkat ederseniz normal kuşlarda orası beyazdır. Pardon siyahtır. Bunlar da beyazdır arkadaşlar. Yine ensesinde muska olması gereken özelliklerinden bir tanesidir. Yarışmaya girecek kuşlarda olmaması. Mesela bu kuşumuzda bakalım görebiliyor muyuz? Evet
hafif bir muska var. Daha biraz büyük olması aranır. Yani şu yerdeki kuşum gibi olması beklenir. Tabii bu kuş daha yavru. Yeni yemeğe inmiş bir kuş. Dişi bir kuş oradaki. Şimdi arkadaşlar burada 3 farklı mutasyonun tüm özelliklerini hemen hemen anlattık. Bu iki yani baskın parçalıyla kanat avacalı kuşlar yani clear flightların gözleri ortası siyah olur, dış kısmı beyaz olur. Ama bu çekinik avacaların gözlerini çok iyiye bakmanız lazım. Orta kısmı siyah, dış kısmı da siyah olur arkadaşlar. Yani kuşun tüm gözü siyah olması lazım. Kırmızı değil veya dış kısmı beyaz değil. Eğer dış kısmı beyaz olursa çift faktör baskın parçalı olur arkadaşlar. Bu kuşu çift faktör baskın parçalıdan ayıran tek özelliği gözlerinin siyah olmasıdır. Tamamen siyah olmasıdır. Eğer etrafında bir beyaz halka varsa o kuş çift faktör. Yani bunları eğer aşağıdaki baskın parçalıyı birbiriyle eşlerseniz biraz daha renkler böyle açılır. Ama göz rengi beyaz olur tekrar. O zaman da o çıkan yavru yani çift faktör baskın parçalıyı neyle vurursanız vurun daima size baskın parçalı böyle yavrular vermesi gerekiyor. Eşleme mantığına göre. Yukarıdaki de baskın bir mutasyondur. Yani clear flight veya kanat alacası dediğimiz kuşlar. Onlar da baskındır. Ama bunlar adı üzerinde çekiniktir. Yani çekinik parçalılar. Çekinik bir mutasyondur. Şimdi bu üçüne ilave olarak ben size bir de dördüncü bir tane aşağıdakinin çift faktörünü getirip koyayım arkadaşlar. Dediğim gibi yukarıdakinle buradaki kuşla onun arasındaki tek fark göz rengi. Onu da size gösterelim. Evet arkadaşlar şimdi bu kuşumuzda bakın şuraya koyduğumuz kuşta eğer gözünü göstertirse bize onun biraz daha kafasının tacı azıcık daha büyük olduğu için gözlerini daha fazla kapatıyor. Bu da çift faktör. Bu baskın parçalının modeli. Yani şimdi bakın bununla bunun arasında çok ciddi bir fark yok. Dediğim gibi bunun gözü beyaz. Evet görünlü galiba Ali. Diğerinin gözü ise simsiyah. Yalnız kaşlarına gözünün içini karıştırmayalım arkadaşlar. Bunun gözünün içi bakın bembeyaz. Onun simsiyah. Şimdi aşağıdaki kuşumuz tek faktör baskın alaca. Buradaki kuşumuz bana yakın olan sarı kuşumuz. O da çift faktör baskın alaca. Tabii çekinik mutasyonlar arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi bir miktar daha küçük oluyor. Yani bunlar baskın olduğu için görüyorsunuz hani kuşun tabii ki kendinden de gelebilir büyüklük ama aynı kan hattına sahip olup mesela aynı kandan böyle bir kuşla öyle bir kuş olursa burada da gördüğünüz şekilde arada büyüklük farkı normaldir. Bakın çift faktör olunca ceresinin rengi de biraz değişiyor. Dişi gibi kandırması kolaydır. Buradaki 3 tane kuş erkek. Şu mavi kuşumuz dişi. O da yavru zaten. Bu da erkek. Bakın onun ceresi masmavi. Ama çift faktör olunca biraz mavilik azalıyor arkadaşlar. Ama göz beyaz kalıyor. Böyle olduğu için de bunun çift faktörüyle onun tek faktörünü ayırt etmek lazım. Bunların çift faktörlerinin herhalde çok ayırt edemezsiniz diye tahmin ediyorum. Daha fazla detay görmek isteyen arkadaşlar, dediğim gibi TKKF'nin yayınladığı kitaptan bu mutasyonları tanımaya çalışsın. Şimdi biz burada size ne anlattık? İşte clear flight, mavi ve kahverengi kanatlı olan dişi kuşumuz. Göğsünde çizgi olmaz. Ensesinde muskası olur. Bir lekedir o. Beyaz veya sarı bir lekedir. Zemin rengine göre. Kanat desenleri normal bir kuş gibidir. Ama uzun kanat tüyleri ise olması gereken, yani normallerde siyahtır. Bu mutasyonda beyazdır. Yine normal yeşil kuşlarda gene siyah olması gerekirken onlar da sarıdır. Dolayısıyla clear flight'ı yani
baskın parçalıyla karıştırmak bana göre hani zor bir şey. Bakın bu kuşumuzla çıktık. Bunların baskın parçaların göğsünde yatay bir çizgi olur. İdeal olandır o. Ama böyle küçük bir çizgi olması da bunun zaten mutasyon özelliği. Sırt desenine bakarsak arkadaşlar, sırtındaki kanat desenleri beyaz kısım kanatlara girmiştir. Biraz böyle hafif V şeklinde gelir. Tam sırttan baktığımızda arkadaşlar. Bakın. Yani baskın parçalının kanat tipik deseni budur. Ve muskası gördüğünüz gibi ideal bir muskadır bu. Kuşumuzdaki büyüklük olarak ve renk olarak. Yani beyaz gri bir kuş. Beyaz kökenden ve muskası beyazdır. Buradaki kuşumuz çift faktör, dıştaki kuşumuz. Bakın gözünün beyazı oldukça güzel görünüyor. Çift faktör baskın parçalı. Bunun annesi babası demek ki bu şekilde kuşmuş. Buradaki kuşumuz da şu erkeğimiz de çekinik parçalıdır. Göz rengi siyah olur. Gövdesi yine açık olur. Bunların baktığınız zaman gövde renkleri hemen hemen aynı görünür arkadaşlar. Tabii çekinik parçaların kanat uçlarına ve biraz daha kanatlarına da dağınık şekilde veya gövdede işte kuyruğa doğru artacak, ayaklara doğru artacak şekilde burada göründüğü şekilde tipik yayılmalar da normaldir. Yani mutasyonun özelliğidir. Benim size bu mutasyonlar hakkında anlatmak istediklerim şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hepinize Manisa'dan selamlarımı iletiyorum. Hepinize hayırlı üretimler diliyorum. Umarım sizde de böyle değişik mutasyonlar çıkar. Ben bunların hepsini de normallerle eşliyorum arkadaşlar. Yani bunların hepsi ince tüydür. Gördüğünüz gibi. İnce tüy oldukları için de kalın tüy normallerle ben bunları eşliyorum. Size de bu şekilde öneririm. Kuşlarınız bu mutasyonlarda geldiği zaman da umarım herkes doğru olarak tanır. Alırken, satarken, birbirine hediye ederken kuşumuzun ne olduğunu bilelim. Yetiştirirken de hani bunlara merakı olan insanlar da olabiliyor. Yani sadece bu mutasyona, sadece buna, sadece buna veya sadece çekinik parçalıya. Bunların hepsi şov kuşu arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı üretimler diliyorum. Manisa'dan selamlar.